Arkadaşlar merhabalar. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Yeni bir inceleme ile daha karşınızdayım. Bugün günlerden 20 Ekim 2021 Çarşamba saat 19. 9 Ekim 2021 tarihinde saat 12'de 22 gram olarak ölçtüğümüz yeşil kabuğumuzdan ayrılmış ancak yaş olarak 22 gram gelmiş olan cevizimizi, bakın sizlerle paylaşıyorum. Cevizimiz 11 gün kuruma sehpamızın üzerinde kurduktan sonra kuruduktan sonra ben onu az önce e, sehpadan aldım. Yaklaşık olarak 3 dakika kadar da saç kurutma makinesinin birinci kademesinde e, sıcak hava akımıyla e, kuruttum. Son bir kontrol olsun diye ve şu anda bu cevizimizi tartıyorum arkadaşlar. Evet. Hepinizin gördüğü gibi cevizimiz yaklaşık olarak hassas terazimiz 13 gramı gösterdi arkadaşlar. 22 gramdan 13 grama düşmüş. Yaklaşık 9 gram kaybetmiş arkadaşlar. Bu da demektir ki yaklaşık olarak cinsten cinse değişse de bir ceviz %70 olarak yaş halinden kuruma firesi verebiliyor. 22 gramdan 13 grama düşmesi %70'e tekamül eder arkadaşlar. %70 ağırlığını kaybetmiş. Yani siz bu pazarda bu cevizi 25 liraya yaş olarak almış olsanız bu cevizin kilosu size kuruyunca 40 liraya gelmiş olacak arkadaşlar. Yani %70'i yaş. Bu kurumaya gidince %70 fire verecek. En az %70 gibi bakın görüyorsunuz 13 grama düşmüş. E, bu da şu demektir. İnsanlar pazarda ucuz ceviz ucuz işte 25 liradan 30 liradan satılıyor diye konuşuyorlar. Hayır arkadaşlar. Bu cevizi 25 liradan 30 liradan satan adam zarar etmez. Çünkü e, ağır geliyor. Bu ceviz kuruyunca 25 gram 22 gramdan 13 grama gelecek. Ve e, kuru kabuklu olarak göreceksiniz marketlerde 35-40 TL'den aşağı e, yiyemeyeceksiniz arkadaşlar. Bakın çok iddia ediyorum 35 TL'ye hiç yiyemeyeceksiniz. En az 40 TL, hatta 45 TL'ye kadar bu fiyatlar gidecek. Neden gideceğini de söylüyorum. E, bugün yapmış olduğumuz iki gübreciyle görüşmüş olduğumuz e, görüşme sonucunda 135 lira olan e, 3-15 Taban gübresinin 250 liraya en son sattıklarını ve şu an ellerinde olmadığını, fiyatlarının da ne olacağı konusunda bir bilgi yok, fiyat veremiyorlar. E, bu sebepten dolayı e, şu kadar net olarak söyleyeyim, e, ben önümüzdeki sezon için e, hiçbir şekilde ağaçlara gübreleme programı yapmayı düşünmüyorum. E, benim ana kalem masrafım mazot ve gübre olduğu için. E, bu maliyetlerle bu iş yapılmaz arkadaşlar. E, bu sene dekar başına 375 kilogram kuru kabuklu ceviz e, aldığımı tahmin ediyorum. E, seneye gerekirse dekar başına 200 kilogram versin. Hiçbir bakım, ilaçlama programı e, uygulamayacağım. Sadece e, organik bir ilaç atacağım hiç kurdu için. E, i̇ki kez onu da kendim yapacağım. E, bu maliyetlerle bu işler olmaz arkadaşlar. Köylerde hayvancılık yapan insanların, tarla eken biçen hayvancılık yapan insanların bu işleri artık her geçen gün bıraktığını ben bizzat görüyorum. İneklerin boynundan çıkarılan zincirler duvarlara asılıyor. E, Yemciye, gübreciye ya da işte affedersiniz inen altındaki pisliği temizlemeye e, artık insanlar razı değil. Çünkü e, para kazanmadıktan sonra bunu da yapmanın bir anlamı yok. Diyorum ve e, bu videoyla da e, önümüzdeki sezon için hiçbir gübreleme programı yapmayacağımı sizlere belirtmek istiyorum. Şimdi konumuza tekrar dönüyorum. E, bu şekilde e, arkadaşlar dediğimiz gibi cevizimiz %70 kurumuş. Bakın şimdi cevizimizin boyutlarını da size göstereceğim. Boydan 47 mm son derece iri. Çapa bakalım arkadaşlar. Kalibreye. Evet. Kalibremizde istenilen kalibre son derece şahane. 37 kalibre arkadaşlar. Evet. Şimdi her zaman söylüyoruz. Diyoruz ki videolarda işte kalibre iri olacak. Biz ona şu parayı veririz. Biz ona bu parayı veririz. Arkadaşlar alın size kalibre. Alın size boy. Alın size kalibre. Alın size meyve ağırlığı. Bakın. Çok iri sayılabilecek. Neredeyse 36 kalibrenin de üzerinde 37 kalibre sayılabilecek bir cevizin maksimum 13 gram geldiğini görüyorsunuz. Birçok uzman yayınlamış oldukları hasat programında e, kuru kabuklu cevizin e, 13 gram ve üzeri olarak geldiğini hep söyler. Fakat ben size şu kadar söyleyeyim. Bu ceviz biraz daha dursa tahmin ediyorum 12,5 grama kadar çok rahat düşecektir. Yani e, kuru kabuklu olarak e, bir ceviz kaliteli, iri, iyi cins bir ceviz 13 gram geliyor arkadaşlar. Bu aşağı daha doğru aşağıya da gelebilir. Siz bunu hesap yaparken 12 gram olarak baz alın. Çünkü e, ben bu e, cevizin dışı kadar daha içinin de biraz daha kuruması gerektiğini düşünüyorum. E, bu sebeple e, daha önce birinci partisini yayınlamış olduğumuz yaş cevizde kuruma fresini hesaplıyoruz. E, videomuza bunu da part 2 videosu olarak ekleyip aradaki farkı görmenizi e, sağlamış oluyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi e, 11 gün süre zarfında yaklaşık cevizimiz yaş ağırlığı 22 gramdan e, 13 grama kadar düşmüş. Bu da ortalamaya vurduğunuz zaman e, %70'e tekamül eder. E, Yaş olarak bu cevizi dediğim gibi pazarlarda 30 liraya 25 liraya, 20 liraya 25 liraya kadar satabilirler. Dediğim gibi 20 liraya dahi satsanız %70'i 34 liraya tekamül eder. Kurumuş halde fena e, bir fiyat değil. Müşteri adam bunu ya da satıcı bunu, üretici bunu zaten toptancıya da 34-35 liralara e, çok rahat bir şekilde hiç itiraz etmeden verebilir. E, Toplamda çünkü 35 lira iyi bir fiyattır. Ancak dediğim gibi bu sene kuru cevizin yaklaşık 40 lira ve üzerinde seyredeceğine eminim. Çünkü dışarıdan ithal edilen ithal cevizlerde de oranın 3.5 ile 3.77 dolar bandında olduğunu daha önceki çalışmalarda gözlemlemiştik. 3.5 dolar olsa bile bugünün şartlarında zaten 34-35 liraya civarlarına Türkiye'ye giriş yapar bunun üzerine işte KDV'si dahil olsa bile bu fiyatın üzerine 34-35 lira KDV dahil bile olsa bunu satan markette en az %15-20 kazansa bu rakamın ben 40 lira bandına çok çok rahat geleceğini söylüyorum. Bu üretim mantığıyla bu tarım politikasıyla gübre ve mazot fiyatları bu kadar düşükken bu kadar düzeltiyorum gübre ve mazot fiyatları bu kadar yüksekken e, bu ülkede üretimin artması söz konusu olamaz arkadaşlar. Dediğim gibi e, maalesef biz de üretici olarak e, emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Ancak ben ürünüme yüzde otuz, yüzde yirmi beş, yüzde otuz zam ya da fiyat artışı yaparken e, ana girdi kalemlerinden gübrenin yüzde yüz gibi, mazotun yüzde gibi artmasıyla e, kimse bu ülkede üretimin artmasını e, beklemesin arkadaşlar. E, i̇çinizden birçok kişi şunu diyebilir ya bana ne ya beni ilgilendirme ben veririm parayı alırım. Hayır arkadaşlar bu hepimizi ilgilendiriyor. Nasıl bugün aldığımız 1 litre mazota gelen 20 kuruş 30 kuruş zam bize kargo fiyatlarına yansıyorsa bugün gübreye gelen zam da e, mazota gelen zam da e, marketteki bütün ürünlerin hepsine yansıyacak arkadaşlar. Yani bu iş beni ilgilendirmez demekle e, bu iş hepimizi ilgilendiriyor arkadaşlar. Evet. Ama dediğim gibi maalesef e, bu girdi maliyetleriyle tarım ve hayvancılık bu ülkede bu mantıkla gidildiği sürece asla ilerlemez. E, maalesef her geçen günde e, bu işe, bu sektöre e, yatırım yapan ee, insanların azaldığını bu işleri bıraktığını e, bizzat biz çevremizde görüyoruz e, acilen önlemler alınması lazım e, o kısım bizi ilgilendirmiyor e, kim alacak nasıl alacak neler yapıla, neler yapacaklar ya bu konuda bir fikrim yok ancak e, cevize yatırım yapmak isteyen kişilere özellikle şunu tavsiye ediyorum bakın e, çok özür dileyerek söylüyorum e, soyundukları yerde giyinemezler arkadaşlar yani e, bu maliyetlerle bu işler olmaz. Kimse kimseyi kandırmasın. E, bakın ben kendi adıma açık açık söylüyorum. İlaç ve gübre programını tamamen kesiyorum. %50 verim azalmasına razıyım. Sadece budama yapacağım. Bir de e, dediğim gibi e, organik ilaçlama yapacağım. Onun haricinde kesinlikle gübre vermeyeceğim. E, gerekirse 30 kilo yapacak ağaca 20 kilo ceviz yaptıracağım. E, Maliyeti minimum düzeye çekmeye çalışacağım. Ee, bu şartlarda bu işler e, zor arkadaşlar. Bu işlere girecek arkadaşlar da tekrar e, çok dikkatli olmalarını çok iyi hesaplar yapmalarını tavsiye ediyorum. Yoksa e, sonunun hüsran olacağını başından belirtmek istiyorum arkadaşlar. Evet bu videomuzu da bu şekilde burada sonlandırıyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.